Hadis dersinde hangi kitabı takip edeceksiniz, nasıl bir sistematiğiniz var? Bununla ilgili ayrıntıları paylaşırsanız seviniriz hocam. Kemal Bey, hadis eğitimi İslam dininin en temel eğitimlerinden bir tanesi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam döneminde sahabiler Efendimizin hadis-i şeriflerini halkalar halinde mescidin i de müzakereye başlamışlar. Ta o dönemden itibaren devam eden çok önemli bir e, ilmi vazife. Bizim takip edeceğimiz kitap 1989 yılıydı hatırladığım kadarıyla. Hoca Efendi bize önce Sahih-i Buhari okuttu, ardından e, Ebu Davud'un Sünenini okuttu. Onlar bittikten sonra, bu 86'tan itibaren okuttu ama e, evet. 89'da çok İslam dünyasında telakki bir kabul ifadesiyle dile getirilen çok hüsnü kabul görmüş olan İmam Nevevi Hazretlerinin Riyazu Salihin kitabını okutmuştu. Okuturken de her konunun bab diyoruz bunlara altında zikredilen hadislerden en kapsamlı olan, cami olan hadislerden bazılarını işaretleyip ezberlememizi istemişti. Ve o okuma esnasında bu kitabın Riyazu Salihin'in bir özetini, muhtasarını çıkaralım ve bunu yeniden basalım. İnsanlar Riyazu Salih'ini bütünlük içinde, uzunluk halinde okuyamazsa bunu okumuş olsunlar diyerek yaklaşık 1900 civarındaki Riyazu Salih'in hadislerini 800 küsur hadis olarak özetledik. <laughs> ve Hoca Efendi bunlardan 500 küsürünün ezberlenmesini istedi. Diğer kalanlarının da kitaba koyarız. Hani uzun, vakaya anlatıcı tarzda onlar okunmuş olur demişti. Kerim abiler benden böyle bir ders talep edince doğrusu ben önce heyecanlandım. Fakat acaba ne yapmak lazım? Çünkü ders saati belli 24 hafta. Hangi hadisler üzerinde durmak lazım? Kendime göre indiği bir şey söylemekten de çekindim. Cenab-ı Hak bu kitabı imdadıma gönderdi. hocafendinin riyaz salinin özeti olarak bizlere hı hı. okuttuğu ve ezberlettiği dedim ki o Riyazu Salihin muhtasarının içinden Kerim abilerin dersin hedefleri arasında olan hizmet hareketinin prensiplerini ilham aldığı pratik hayatta uyguladığı hadis-i şerifler merkezde olacak şekilde bir e, hadis dersi olsun talep edince ben yaklaşık bir 20-25 gündür o kitapla yatıyorum, o kitapla kalkıyorum. Defalarca dönüp dönüp okudum, okudum. Ezber hadislerini kitabın içinden süzüp çıkardım. Ezber hadislerinin de birbirine yakın olan bu hadis o hadisin muhtevasını ifade ediyor. Bu hadis merkezde dersimizin hadisi olsun. Diğer hadisler o dersin izahı mahiyetinde olabilir şeklinde 3-4 defa böyle bir süzgeçten geçirerek 200 kadar hadis-i e, tespit ettim. Bunların ne kadarını e, derslerde işleyebiliriz? Talebelere bütün dokümanları vereceğiz inşallah. Ve o hadislerin içinden de pırlantalarda Hoca Efendi'nin değişik vesilelerle açıkladığı bazı hadisler var ki 3-4 defa farklı zaviyelerden Hoca Efendi'ye sorulmuş ve açıklamış ve her açıklamasında farklı e, bakış açıları getirmiş. Bilhassa pırlantalarda hocamızın genişçe izah etmiş olduğu ve bugünün insanına pratik hayatımızda hem şahsi hayatımızda hem sosyal sorumluluğumuz itibariyle bize ne ders veriyor bu hadis şerifleri inşallah e, seçmeye çalıştık. E, i̇nşallah kitabımız yani, inşallah Riyazu Salihin'in <laughs> e, özünün özü mahiyetinde bir e, ders kitabı olacak inşallah. İmam Nevevi <laughs> Hazretleri malum e, Şam'daki Darul Hadis Eşrefiye Hadis Medresesi'nin eee müderrisi olarak e, çok önemli e, hizmetler vermiş. Sahih Müslime eee şerh yazmış. El Ezkar isimli efendimizin dualarını bir araya getirdi ve alimleri bi'iddar veşteri'l eskar, evisat eskarı satın al dedikleri çok önemli e, el mecmu gibi Şafii fıkhında kitaplar ortaya koymuş. Çok önemli bir peygamber varisi alim. Onun Derlediği, Hoca Efendi'nin onun içinden süzdüğü, fakirinde Hoca Efendi'nin pırlantalarda genişçe izahını yapıp bugün bize ışık tuttuğu hadis-i şerifleri dersimizin yörüngesi yapmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. İmbik'ten geçmiş hadisler olacak. Her birisi çok kıymetli ama zamanın darlığı çerçevesinde e, hadislerle zaman genişletilecek inşallah. Şimdi e, tanıtımda şey de var. Bir vardı. şey daha, daha ilave edeyim hocam, Kemal Bey. Hadis... Özür diliyorum. Buyurun bir şey daha. Dersimizin başlığı hocamızın peygamberimiz ve söz makalesi ile Hazreti Üstad'ın muhakematta kullandığı, kullandığı iki ifadenin birleşiminden meydana geliyor. Söz sultanından hikmet pırlantaları, mülhimi hakikat ve made, madeni hayat ve mülhimi hakikat hadisler. Bu ifadeyi de Hazreti Üstad muhakematta kullanır Hadislerin bir hayat kaynağı ve ilham kaynağı olduğunu ifade ediyor. İkisinin verdiği ilhamla dersimizin başlığını tespit etmiş bulunuyoruz. Allah muvaffak eylesin. Eski kitapların isimleri gibi İnşallah. duruyor. İlahiyat kitaplarının isimleri gibi duruyor hocam. Şimdi bir de tanıtımda şey vardı. 40 hadis ezber ve icazet diye bir bölüm var. 40 hadis ezberlemek evet. kültürü bu nereden kaynaklanıyor? Ne tür bir icazetten bahsediyoruz burada? Hangi 40 hadisi okuyacaksınız? Bu 200 hadisin içinde mi ayrı bir ders olarak mı okunacak bunlar hocam? Şöyle Kemal Bey, genel manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benden bir hadis öğrenip onu belleyip başkalarına ulaştıranların Allah yüzünü ak etsin diye hadis-i şerif var. diye başlıyor. Bunu Kerim abiyle de paylaşamadım. Fırsat olmadı. Birkaç gün önce hatırıma şu geldi. Hemen yakın arkadaşlarımla paylaştım. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinden duyduğu hadisi başkasına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü aketsin, Nadar Naddarallahu tabirini kullanıyor. Ve Ahirette Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olma, Rabbimizi görmeyi ifade eden Kur'an-ı Kerim ayeti de vücuhun yevme izin nadiratun ilâ rabbiha nazira ayetiyle ifade ediliyor. Cennette Rabbimizi gören müminlerin yüzlerinin gökçek bir hal alması. Hocam Efendi o ayet o meali verir. Pırıl pırıl yüzlere mazhar olmaları ifade ediliyor. Efendimizin hadisinde kullandığı Allah yüzlerini gökçek etsin, pırıl pırıl etsin, ağırtsın hadisiyle Ahirette Cenab-ı Hakk'ı görmeyi ifade eden ayet. Demek ki Efendimizin sözünü belleyip başkalarına intikal ettirme hususunun Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olmayla ince bir bağı olabilir mi diye hatırıma geldi bu konularla meşgul olurken. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok farklı kanaldan gelmiş İmam Nevevi Hazretleri El Erbaunen Nevevi diye bildiğimiz 40 hadis değerlemesi yapmış. Orada 42 hadis var ama kitap 40 hadis diye meşhur oluyor. Onun başında farklı rivayet kanallarını bir arada zikrediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden 40 hadis ezberleyeni Allah ahirette fakihler ve alimler arasında haşredecektir. Bir rivayette. Bir diğer rivayette ümmetimden 40 hadis ezberleyip başkalarına intikal ettirenleri Allah Celle Celaluhu benim şefaatime mazhar edecektir gibi farklı farklı rivayetler var. Amellerin faziletleriyle alakalı belli derecedeki Hasan ve sahih olmasa dahi o hadislerle amel etmiştir ulema. Hı hı. Bundan dolayı alimler dinin en temel esaslarını ihtiva eden hadisleri 40 hadis olarak derlemişler. 40 hadis üzerine çok kitaplar yazılmış. Buradan hareketle ulemanın bu mevzudaki tatbikatından hareketle biz de inşallah icazetle de irtibatlı olarak Cenab-ı Hak fakire sahih Buhari icazeti almayı yani senedi bizim ders aldığımız e, hocadan ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre nesilden nesile zincirleme ulaşan müsnit hocalar diyoruz. İsnat. Senet hadis iki şeyden oluşur Kemal Bey. iki bölümden. Bir rivayet Hı. zinciri buna isnat diyoruz. Bu hadisin soy kütüğüdür. İkincisi hadisin metnidir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. İşte bir de Tirmizi Cenabı geçen yaz buraya yakın bir ilim meclisinde 9 gün baştan sona sahih e, sünen-i Tirmizi okundu. Cenabı buna katılmayı nasip etmişti. Katıldığım e, Suriyeli bir hocaydı. O hoca da e, senedini ta İmam Tirmizi oradan efendimize kadar ulaşıyordu. Bu yazda inşallah bir 10 gün sonra sahih Buhari baştan sona okunacak. Ona da gitmeyi niyet ediyorum. O 40 hadis Tirmizi ve Sahih-i Buhari'den ve Müslim'le de ittifak eden hadisleri seçerek fakirin Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla almış olduğu bu kitaplarla ilgili icazeti talebelerimize o hadisleri ezberleyenlere biz de inşallah takdim edeceğiz Kemal Bey. Siz bu ravi zincirinde 25. mi oldunuz? Bu icazetle bu mu demek hocam? Fakir sünnetimizde e, sünnet, 25. halk oldu Efendimiz mi? Aleyhisselam'dan sonra. Evet. Cenab-ı Hak yani öyle bir şeref 21. verdi. Şunu da ifade edeyim 21. Kemal Bey. Geçen sene o derslere gidip gelirken arabada sürekli Ahzab suresini dinledim. Ahzab suresinde yörünge Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve orada Ya eyyühen nebiyyü inna arselnâke şahiden ve mübeşşirav ve nezîra ve Allah ilallâhi biiznihi ve sirâcebbülîra ayetini döndürüp döndürüp dinledim. Bu ayetle Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, Ey şanı yüce peygamber biz seni insanlara karşı bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, bir Allah yolunun davetçisi ve insanların yollarını aydınlatan bir ışık kaynağı kıldık ayetini hak kal vicdanımda hissettim. Okuduğumuz o bütün hadisler ya Efendimizin şahitliğine bakıyordu ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübeşşir olması müjdeleyici, imrendirici, özendirici bir üslupla konuları bize takdim etmesi ya da eğri yolun encamından, kötünün akıbetinden bizi sakındırıcı bir üslupla Allah yoluna davet eden, yolumuzu aydınlatan ayetinin ışığında bütün hadis-i şeriflerin bu çerçevede ifade edildiğini, bunların bir yansıması olduğunu bütün vicdanımla hissettim. Elden geldiğince derslerimizde bunu da talebelerimizle inşallah paylaşmak istiyoruz. Bir İn başka inşallah. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Biz sana bu hakikatleri hatırlatan, zikir ismi de anılan Kur'an-ı Kerim'i insanlara ne indirilmiş onu beyan edesin diye indirildik diyor. İndirdik diyor. İşte hadis-i şerifler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayeti kerimelerde ifade buyurulmuş olan vasıflarının derinliklerinin yansımaları Kemal Bey. Bunları görmeye çalışacağız derslerimizde ve ilk dersimizde Kur'an-ı Kerim'de Beyan Sultan Aleyhisselam nasıl anlatılıyor onunla başlayacağız inşallah.